Ne yazık ki İstanbul'un baraj doluluk oranı %38'e kadar geriledi ve megakentin yalnızca 100 günlük suyu kaldı. Evet hem İstanbul hem de Türkiye'de son dönemde sıcak hava hakim ve Kasım ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen henüz yağış görmedik. İşte bu durumda dolayısıyla megakent İstanbul'da barajları kuruttu. Bu yıl özellikle en yüksek doluluk oranı %93.22 ile Mart ayında ölçülmüştü. Bu rakam Ağustos ayında %63, Eylül ayında ise %53'e kadar geriledi. Ancak tabii ki yağışların düşmemesiyle beraber bu oran da iyiden iyiye azaldı ve şu anda İstanbul'un su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Ali Beyköy Barajı'ndayız ve şu anda kameraman arkadaşım Mutlu Şimşek size Ali Beyköy Barajı'nı gösteriyor ki burada da Ali Beyköy barajındaki doluluk oranı son ölçümlerine göre %32. Zaten aslında çıplak gözle de buradaki azalmayı ve çekilmeyi görmek tabii ki mümkün. Evet İstanbul'da peki barajlarında son durum ne? Son doluluk oranları ne? İsterseniz hemen onlardan bahsedelim. Terkos %57, Ömerli Barajı %34 ve kısa süre önce Yine kullanım dışı kalan Papuçdere Barajı'nın da %2 olduğunu söyleyelim doluluk oranının. Sazlıdere Barajı'nda ise doluluk oranı %38. Bunu da hemen sizlerle paylaşmış olalım. Evet sıcak havaların hakim olması nedeniyle ve yağışların Henüz düşmemesi nedeniyle İstanbul'un barajlarının kuruduğunu belirtelim ve Megakent İstanbul'un 100 günlük suyu kaldı. Bu noktada aslında tabii ki çok ee, kötü bir tablo var ortada. Ancak bu noktada hemen hepimize görev düşüyor. Öyle ki evlerimizde ve iş yerlerimizde suyu israf etmememiz, gereksiz yere su kullanmamamız gerekiyor. Bu konuda çeşmelerimizi aslında kontrol edebiliriz ve su israfına hemen hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bir de biz de buradan izleyicilerimize bunu bir kez daha hatırlatalım ve sözü yeniden size bırakalım.